kaldığımız yerden devam ediyoruz. Harita parçalamaya devam diyoruz ve ekranlara gömülüyoruz. Gömüleceksin ekrana. Arkana yaslanıp rahat dinleme yok. Sana rahat uyku da yok, rahat dinleme de yok. Sen çalışacaksın. Sen şu haritaları dolduracaksın ve olayı bitireceksin. Şimdi nereye geliyoruz? Çukur Ova'ya geliyoruz. Çukur Ova için en önemli cümle ne? Delta. Burası Seyhan ve Ceyhan Nehri'nin katkılarıyla oluştu. Seyhan ve Ceyhan taşıdığı malzemeyi Akdeniz'de döküleceği yerde birikti ve Türkiye'nin en büyük deltası oluştu. Çukurova deyince hatırlayın hep eski Türk filmlerini hatırlayın. Hep pamuk tarlaları gelmiyor mu aklınıza? Muhakkak geliyordur. Burada delta ovaları var. Burada tarım ön planda. Ve bir diğer önemli faktör tarımsal nüfus yoğunluğu burada. Arazi düz olduğu için ne olacaktır? Az olacaktır. Ve bir diğer önemli faktör burada aynı şekilde ne var? Tarım var. Tarımın yanında arazinin düz olması ulaşımı da geliştirecektir. Birçok geçit karşımıza çıkabilir ve sanayi de aynı şekilde gelişecektir. Önemli bir diğer faktörümüz ise burada nüfus yoğunluğu fazladır. Aritmetik nüfus yoğunluğuna geleceğiz birazdan. Ee, konuyu netleştireceğim güncel bilgilerle. Türkiye'de 2023 TÜİK verileriyle, Nüfusu en fazla olan şehir İstanbul'dur arkadaşlar. Bir diğer önemli kavram nüfus miktarı en az olan şehir güncel verilere göre Bayburt'tur. Fakat miktar değil yoğunluğun en az olduğu şehri sorsam cevap Tunceli olacaktır. Bence ikisi çelişkili. Miktar dersem Bayburt, yoğunluk dersem Tunceli'nin kendisi karşımıza çıkacak. Bu arada Nüfus grafiğini göstereceğim ilerleyen süreçte, toparlayacağım ve yorumlamayı öğreneceğiz. Geldik buraya, alüvyon toprakları söyledik, seyhanın, ceyhanın etkisini söyledik, tarım gelişmiştir dedik, sanayi gelişmiştir dedik. Epirojenez burada etkilidir. Arkadaşlar epirojenez bir iç kuvvettir. İç kuvvetleri hemen ben size yazayım. İç kuvvetler neler? Mesela deprem diğer adıyla seizma bir iç kuvvettir. Onun dışında orojenes, dağ oluşumu bir iç kuvvettir. Volkanizma bir iç kuvvettir. Ve sonuncusu epirojenes bir iç kuvvettir. Hocam iç kuvvetler nasıl bir yapıya sahip? Kaynağını yerin derinliklerinden alıyor. Mantodan alıyor. Yeryüzünde yapıcı bir etkiye sahip. Hocam evliliği düşünelim. Cem evliliği düşünelim mi? Şimdi bak iki tane unsur var. Biri iç kuvvetler, biri dış kuvvetler. İç kuvvetler bunlar. Dış kuvvetler ise şu. Akarsu, onun dışında buzul, onun dışında rüzgar, kalem pek iyi yazmıyor ama rüzgar, onun dışında ne diyebiliriz? Dalgalar diyebiliriz. Örnek veriyoruz sadece. Bunlar dış kuvvetler. Deprem, orojenez, volkanizma, epirojenez ise İç kuvvetlerin kendisidir. Evlilikle nasıl bağlayabiliriz? Arkadaşlar iç kuvvetler evlilikte kadın gibidir. Yapıcıdır yapıcı. Yani ortalığı toplar, ilişkiye ayaklandırır, parayı biriktirir değil mi? Kadınlar bir iç kuvvettir. Fakat dış kuvvet erkeğin tanımı. Cem dış kuvvetin tanımı mısın? Para harcarız. Para harcarsın. Ortalığı dağıtırsın. Ortalığı dağıtırsın. Yıkıcı yıkıcı. Cem nedir? Yıkıcı. O zaman dış kuvvetler yıkıcı bir etkiye sahiptir. Evlilikte erkeğin ta kendisidir arkadaşlar. Buraya kadar anlaştık mı? Çukurova'da akarsular malzemeyi taşıyor. Seyhan taşıyor, Ceyhan taşıyor. Ve burası alçalıyor. Epirojenezin kendisi nedir? Alçalma, yükselme, alçalma, yükselme. Bir yer Doğan Anadolu'yu düşün yükseliyor. Çukurova'yı düşün alçalıyor. Şıklarda alçalma yükselme gibi ifadeler görürsen Korkak yapıştırma elini hemen işaretle. E, projenizin kendisi. Onun dışında deprem. Hocam iç kuvvetlere yapıcı dediniz de deprem yapıcı mı yıkıcı mı? E, yıkmıyor mu? Arkadaşlar yer şekilleri üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip değil. Deprem oldu, arazi çöktü, içine yağmur suları, kar suları birikti. Tektonik göl meydana geldi. Öyle değil mi? Tektonik ova meydana geldi deprem de yapıcı bir faaliyettir. İç kuvvetlerin geneli yapıcıdır. Dış kuvvetler yıkıcıdır. Tıpkı Cem gibi, tıpkı erkekler gibi. Bir diğer önemli özellik Çukurova'yı bu şekilde yorumladık. Ve tekrar ediyorum. Türkiye'nin en büyük dert ovası Cem. Çukurova mı, Bafra mı? Çukur. Onun dışında burada etkili olan nehir Seyhan mı, Ceyhan mı? Seyhan, Ceyhan. Bir diğer önemli özellik. Akarsuyun taşıdığı toprağa söyle, söyleyeceğim. Alüvyon dersek olayı bitiririz. Hemen ağzıma tıkıyor. Öğrendi. Değil mi? Siz de aynı şekilde Cem gibi tekrar ediyorsunuz. Olayı beraber bitiriyoruz. Burada tarımsal nüfus yoğunluğu az dedik. Normal nüfus yoğunluğu fazla dedik. Ve epirojene sonucu akarsuların biriktirdiği alüvyonlar sonucunda alçalıyor dedik. Şimdi geldik nereye? Akdeniz bölgesine. Değerli arkadaşlar Akdeniz bölgesini genel olarak da yorumlayacağız. Tek taş diye de yorumlayacağız. Nedir bu tek taş? Hemen şu an sizin aklınızda yüzük canlanmasın. Sizin çeyiziniz bunlar değil çünkü sizin düşünmeniz gerekenler bunlar değil. Tek taş deyince aklınıza evlilik değil. Ne gelecek? Karsik platolar gelecek. Akdeniz'de iki tane karsik platomuz var. Tek taş teke taşeli teke taşeli. Nedir bunlar? Karstik pilot platolardır. Hocam karsik ne demek? Arkadaşlar, kolay eriyebilen kayaç demek. Şu şekilde düşünün. Ben şu suyun içine şeker attım. Şeker ne oldu? Eridi değil mi? Su da çözüldü. Karsik kayaçlar da bu şekilde gerçekleşir. Kalker, jips, kaya tuzu Karsik kayaçların kendisini oluşturur. Kodlama geliyor kodlama. Kodlamaya iyi bak. Bu kodlama önemli. Ben diyorum ki Akdeniz'in Akdeniz'in akı ne renk? Beyaz değil mi? Beyaz. Karsik dedim. Kar ne renk? Beyaz değil mi? O zaman Karsik arazi en fazla nerede Cem? Marmara'da mı Akdeniz'de mi? <laughs> Akdeniz'de. Bak şu şekilde. Karsik arazi kar beyaz. Akdeniz'in akı beyaz. O zaman Karsik arazi nerede? Akdeniz. Akdeniz'de dersek olayı bitiririz. Tek taş, teke taşeli Karsik platoların en güzel örnekleri. Burada bir keçimiz var. Özellikle üretiminde neresi birinci sırada? Mersin birinci sırada. İki tane keçi türü çok karıştırılıyor. Bunlardan biri Tiftik, biri kıl keşisi. Geçen bir arkadaşın yanına gittim Ankara'ya. Diyorum ki burada tiftik keşisi var. Tiftik keşisinin videosunu çekeceğim. Beni götürür müsün? Adam diyor ki o, ya diyor ben 30 yıldır diyor Ankara'dayım. Tiftik keşisi görmedim diyor. E, o bile bilmiyor ama biz ne yapacağız şimdi? Bir kere kodlayacağız ve olayı bitireceğiz. Kıl keşisi en fazla Mersin'de. Bunu karıştırma imkanı yok. Niye biliyor musun? Çünkü Mersin nasıl bir yer? Kıllı bir yer. Kıllı Mersin. Kıllı Mersin, Kıllı Mersin, Kıllı Mersin. Kıl keçisi nerede? Mersin'de. platı olarak sorarsa teke taşeri Kıl keçisi burada var. Kıl keçisi burada var. Kıllı Mersin dedim. Geriye hangi keçi kaldı? Tiftik keçisi kaldı. Ankara'da keçi ören diye bir yer var ya. Oradaki keçi ören, keçi örülen neresi? Ankara, tiftik keçisi, anlaştık mı? Ankara dersem tiftik keçisi, Mersin dersem, teke dersem, Taşeli dersem, kıllı Mersin, kıl keçisinin kendisini ortaya çıkarır. Şimdi Mersin'e kıl çizebilme yeteneğim yok ama siz de bunu unutmayacağınızdan eminim değilmeyeceğim. Anlaştık mı? Güzel ve geldik bir diğer önemli özelliğe. Burada engebe fazla. Teke ve taş eli, engebe. Arkadaşlar engebe varsa burada teke te, taş elinde, yer şekillerinden ötürü nüfus nasıldır? Seyrektir. Aşağıda haritada işaretlenen yerlerin hangisinde? Yer şekilleri nüfus yoğunluğunun az olmasına sebep olur. Tekeyi taş eli işaretlerim. İklimi sorarsa burası iklim açısından uygun bir kere Akdeniz iklim kuşağı tuz gölünü verse iklimden dolayı nüfus seyrektir diyebilirim. Nedenlerini sonuçlarını bağlantıları iyi yapmam lazım ve bağlantıları bu şekilde çözmem lazım. Tek taşı yorumladık. Burada da engebe olduğu için yaylacılık faaliyetleri gelişmiştir. Yayla geçici köy altı yerleşmesiydi. Unutmuyoruz. Bir de burada ne var? Bey dağları var. Bey dağlarının kendisi kış turizmi için önemli. Göreceli konumdan bahsedeyim mi ben size? Hemen beydaları demişken bunu göreceli konuma bağlayalım. Değerli arkadaşlarım göreceli konum ve mutlak konum diye iki tane konum türümüz var. Çok karıştırılıyor. Kitaplarda böyle 10 sayfada anlatıyor. Ben sadece 4 de anlatıyorum. Göreceli konum 4 kelimeyle bitiyor. Yer, toprak, su, komşu. Beni diğer ülkelerden ayıran özelliklerin tamamı şu 4 kelimedir. Yer, toprak, su, komşu. Hocam açar mısın? Yeri açayım fay hattının varlığı, Türkiye'de deprem riskinin varlığı, onun dışında jeolojik dönemlerle ilgili kavramlar, maden yerden çıkarılıyor, yerle bağlantısını kurdum. Su, akarsu, onun dışında deniz gibi özellikler görürsem göreceli konumdur, toprakla ilgili bir şey görürsem göreceli konumdur ve sınır. Komşu gibi unsurlar görürsem bunu da neye bağlayacağım? Göreceli konuma bağlayacağım. Bunun dışında görebileceğim her türlü unsur mutlak konum yani matematik konumdur. Enlem ve boylamla ifade edebileceğim her türlü unsur neyle ifade edilir? Mutlak konumla ifade edilir. Şu şekilde düşün. İnsanı düşün, beni düşün. Benim bir en'im var, bir de boyum var. Boylam yukarıdan aşağıya doğru çizilen çizgiler, enlem ise bu şekilde çizilen çizgiler. Buna bağlı olarak açıklayacağımız unsurlar mutlak yani matematik konumu ifade ederken yer, toprak, su, komşu ne ifade eder? Göreceli konumu ifade eder. Ve burayı yiyip bitirdik. Ondan sonra nereye geliyoruz? Nereye? Ege'ye geliyoruz. Ege bölgesinde horse graben sistemi var. Hocam nedir horse graben sistemi? Arkadaşlar şu şekilde düşünüyoruz. Bu bizim tabakamız. Tabaka Yan basınçlara maruz kalıyor. Yan basınçlara, yan basınçlara, yan basınçlara. Sert bir tabak olduğu için kırılıyor. Kırıldı. Yüksekte kalan yerin adı Horst, alçakta kalan yerin adı Graben. Yüksekte kaldı Horst, alçakta kaldı Graben. Horst Graben sistemi nerede? Ege bölgesinde. Horst Graben sistemine bağlı olarak burada ne oluşuyor? Dağ sistemi oluşuyor. Ne diyoruz bu dağ sistemine? Kas, mandra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe dağları. Kaz, Manra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağları. Kodluyoruz hemen. Kazma, Yuntmuş, Bozayı, Me'ledi. Ayı meyler Hayır. Coğrafya böyle bir ders işte. Ayı'ya bile... M sesini çıkarabiliyor. Şimdi arkadaşlar Ege bölgesinde dağlar kıyıya nasıldı? Dik mi paralel mi? Paralel. Dik. <laughs> Ege'de dağlar kıyıya dik dedik ya. Dik uzandığı için denizden gelen hava hop. Benim başım denizden gelen havaydı. Hop içeri kesimlere sokulabiliyordu. Denizin etkisi görülebiliyordu. Ve ne diyoruz? <laughs> deniz etkisi bu dağların iç kesimlerinden aralarından kıyı tarafından iç kesimlere doğru ulaşıyor diyoruz. Arkadaşlar bu dağlar kıyıya dik. Bu dağlar horse graben sistemiyle oluştu fakat bir tanesi hariç. Kas, Manra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe'de dur. Menteşe kıyıya dik değil. Nasıl uzanıyor? Paralel uzanıyor. Bir dağ kıyıya paralel uzanmışsa yağış miktarı daha fazla olacaktır. Bundan dolayı Ege bölgesinin en fazla yağış alan yeri Menteşe dersek olayı bitiririz. Soru sistemi geliyor, soru kalıbı geliyor. Aşağıda yer alan dağların hangisi Horsgraben sistemiyle oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi oluşum açısından diğerlerinden farklıdır? Ege'deki dağların diğerlerinden farklı bir şekilde kıyıya uzandığı sistem Hangi dağ? Menteşe dağlarının kendisi. Ege'nin en fazla yağış alan yeri Menteşe'nin kendisi. Kaz, Mandra, Yunt. Kaz, Mandra, Yunt. Kaz, Mandra, Yunt. Boz, Aydın, Menteşe. Kaz, Mandra, Yunt. Boz, Aydın, Menteşe. Horsgraben kırık dağ sistemini saydık. Bir istisna var. Bu istisna nerede? Akdeniz'de. Akdeniz'de oluşan kırık dağımızın adı Amanos dağları, Nur dağları kırık sisteme sahiptir. Unutmamakta fayda var. Onun dışında burası tıpkı sizin kalbiniz gibi kırık arkadaşlar. Ege deyince aklınıza kalbiniz gelsin. Nasıl kalbimiz kırık? Cem seninki kırık mı? Yaşadık bir şeyler hocam. Senin de kalbini kırdı. Bu hayat senin kalbini kırıyorsa bize neler yapmaz Cem. Arkadaşlar Ege'yi kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Kalbimiz gibi kırıyorum. Kırık sistem fay hattı. Nerede? Ege'de. Ege'de oluşan bir fay hattımız var. Batı Anadolu fay hattı. Batı Anadolu fay hattı diyorum. Türkiye'de aktif 3 tane fay hattı vardır. Bunlardan birincisi hemen şöyle göstereyim. Hataya doğru uzanacak. Van tarafından Hataya doğru uzanacak. Doğu Anadolu fay attı. Bir tanesi de aynı noktadan makas çizecek gelecek Saros Körfezi'ne Kuzey Anadolu fay attı. Ege bölgesi kırılacak Batı Anadolu fay attı. Bir yerde fay attı varsa deprem riski yüksektir. Özellikle Ege'de Batı Anadolu fay attı üzerinde İzmir, Tire, ödemiş Soma değil mi? Bunlar hepsi Batı Anadolu fay hattı üzerindedir ve deprem riski fazladır. Deprem riski fazla fay hattı var o zaman sıcak su kaynakları var. Jeotermal enerjide Hangi bölgeye arayacaksın? Ege bölgesini arayacaksın, Ege bölgesini. Jeotermal enerjiyle sıcak su, sıcak suyun yüzeye çıkması. Özellikle güzel bir soru kalıbı var. Bu sene Ege bölgesinde seracılık faaliyetleri aşırı bir şekilde ilerleme gösterdi. Seracılık nedir hocam? Örtülü tarımdır. Bir alanı, tarım alanını laylonlarla kapatırsın, içine bir ısıtma sistemi kurarsın ve içinde tarım ürünleri yetiştirirsin. Genellikle seracılık kış ılıklığının olduğu yerlerde olur. Akdeniz, Ege kıyıları, Marmara'nın güneyi. Jeotermal enerjiden çıkarılan şu buhar, seracılığı, seraları ısıtmak amacıyla şu an Ege'de yaygınlaştı. Soru potansiyeli taşır. Ve bir diğer önemli özellik. Burada ne dedik? sıcak su kaynakları var, kaplıcalar var, ılıcalar var. Onun dışında burada dağlar kıyıya dik uzanıyor. Dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde enine kıyı tipi görülür. Bak paralel uzanıyorsa, paralel uzanıyorsa boyuna kıyı tipi dik uzanıyorsa enine kıyı tipi görülür. Bir diğer özellik burada graben var. Graben neydi? Alçakta kalan yer, düzlükte kalan yer. O zaman Ege bölgesinde graben yani düzlükte olan yerler ön plandadır. Aynı zamanda buradaki akarsular delta oluşturur. Bakırçay, Gediz, onun dışında Küçük Menderes, Büyük Menderes Ege bölgesinin başlıca akarsularıdır. Delta varsa Ege bölgesinde tarım da ön plandadır. Özellikle İzmir'de hem liman hem de sanayi, ticaret faaliyetleri, turizm faaliyetleri önemli ölçüde gelişmiştir. Onun dışında buradaki akarsular Menderes çizerek akar. Hocam Menderes ne? Grabenler var ya düz arazi. Bu düz arazilerde akarsular yılan şeklinde akacak. Korkuyor muyuz, korkuyor muyuz yılanlardan Cem? Yani ben korkmuyorum arkadaşlar. Cem korkuyor olabilir ama ben yılanlardan korkmuyorum. Çünkü yıllarca koynumuzda besledik. Yani yıllarca koynumuzda besledik. Alıştık artık. Eminim siz de aynı fikirdesiniz. Aynı fikirdesiniz. Bir akarsu Menderes çizmişse geliyor görseli bak ne yapmış yılan şeklinde gelmiş. Menderes çizen bir akarsuyun akış hızı azdır arkadaşlar. Hayatınızdaki yılanları düşünün. Sinsi değiller mi? Yavaş yavaş hareket etmezler mi? Seni hem aşındırırlar hem de senden bir şeyler tutarlar kendilerine biriktirirler. Hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetidir. KPSS sürecinde yılanlardan uzak durmak önemli. Ve Ege bölgesini tekrar ediyorum. Ne dedim? Dağlar kırık sistemle oluşmuştur. Burada Hors, Graben, Kaz, Mandra, Yun, Boz, Aydın, Menteşe vardır. Dağlar kıyı yedik bir istisna var dağların kıyıya paralel olduğu yer Menteşe'nin kendisi. Menteşe'de engebe var. Engebe varsa ne var? Yağış var. Yüksekte burası. Aynı zamanda sanayi gelişmez, ticaret gelişmez, ulaşım gelişmez. Nüfus yer şekillerinden dolayı seyrektir. Onun dışında jeotermal enerjinin kendisi. Batı Anadolu fay hattına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle seraların ısıtılmasında, seraların ısıtılması amacıyla jeotermal enerji Ege bölgesinde oldukça yaygınlaşmıştır. 2024 sınav sorusu olabilir. Alüvyon topraklar tabii ki delta olduğu için var. Bu da tarımı ön plana çıkaracaktır. Ve burada ne var? Delta var. Delta varsa kıta sağlığı geniş mi dar mı? geniş arkadaşlar. Akarsu ne yapacak? Malzemeyi biriktirecek. Deniz derinliği fazla olmayacak. Kıta sahanlığı geniş olacak. Anlaştık mı? Ve geliyoruz nereye? Ergene'ye. Ergene, Ergene, Ergene. Neresi Ergene? Marmara'nın ortası Ergene. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de ben size desem ki iklim çeşitliliği en fazla olan bölge neresi? Marmara gelir mi aklınıza? Gel gelecek. Bu zaten sonra gelecek. Marmara'nın kuzeyinde Karadeniz var mı? Var. Karadeniz iklimi. Ortası karalardan uzak kendi halinde karasal bir yerse karasal iklim. Güneyinde ise Ege, Akdeniz varsa Akdeniz iklimi var. O zaman Türkiye'de iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge neresi? Akdeniz mi? Marmara mı Cem? Marmara. Marmara dersek olayı bitiririz. İklim arkadaşlar insanın hayatında da doğada da en belirleyici faktördür. İbn Haldun şunu söylemiştir. Coğrafya kaderdir demiştir. Ve İbn Haldun coğrafya kaderdir derken şunu kastetmemiştir. İşte bulunduğumuz yerin şartları, iş şartları böyle coğrafya bundan dolayı kaderdir. O şekilde düşünmüyorsunuz. Çünkü insan kaderinin belirlenmesinde önemli bir paya sahiptir. İsra suresinin 13. ayetinde ne yazar? Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık yazar. Onun için coğrafya kaderdir cümlesini yanlış yorumlayıp bu cümlelerin arkasına sığınmıyorsunuz. Coğrafya kaderdir evet. Niye kaderdir? Çünkü insanın ten rengini belirler. İnsanın gözlerini belirler, karakteri ve kişiliği üzerinde yedikleri, içtikleri üzerinde belirleyicidir. Bu sözü yanlış yorumlamıyoruz. Değil mi Cem? Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? Yok. O zaman iklim çeşitliliği en fazla Marmara'daysa toprak çeşitliliği de burada fazla olur. Örneğin Akdeniz'in toprağının adı nedir? Terra Rosa. Akdeniz bölgesi sıcak. Toprak terler mi? Terler. Tıpkı benim gibi. O zaman Terra ne diye okuyacaksın? Terleyen Rossa. Terra Rosa, nerenin toprağıdır? Akdeniz'in, Ege'nin bir kesminin Marmara'nın güneyinde görülen bir kesim toprağın adı Terra Hocam bu toprağın içinde demir var. E demir zamanla pas tutar, paslanır. O zaman Terra verimsizdir. Verimli hale getirilebilir mi? Tabii ki. Neyle? Gübreleme ile. Gübre yöntemiyle Akdeniz, özellikle gübrenin en fazla kullanıldığı bölgedir. Tararosa burada verimli hale getirilebilir. Bir de Marmara'nın ortası var Karasal iklim. Karasal iklimde kestane veya kahverengi step toprağı görülür. Özellikle Konya'da görüldüğü gibi Karasal yerlerde görüldüğü gibi. Bu toprakları ise verimli hale getirmenin yolu şu an elimde bir hortum düşünün. Ne yapıyorum? Tarlayı suluyorum. Yani ben step toprağını kestane kahverengi toprağı ne ile verimli hale getirebilirim? Sulama ile verimli hale getirebilirim. Özellikle olmadı mı bu? KOP projesi olmadı mı? KOP projesi. KOP projesiyle biz Mersin'deki göksunun sularını Konya'ya taşımadık mı? Hangi tünelle? Mavi tünelle. Konya'yı suladık mı? Suladık. Konya tahıl ambarı haline geldi. Buğday üretiminde birinci sırada. Arpa'da birinci sırada. Çavdar'da birinci sırada. Fasulye'de birinci sırada. Şeker pancarında birinci sırada akarsuyun tarımda sulamanın etkisiyle Konya'yı Kop projesi dahilinde Göksu Nehri ile mavi tünelle suluyoruz ve toprağı verimli hale getiriyoruz. Toprak çeşitliliği, iklim çeşitliliği en fazla hangi bölgede? Marmara bölgesinde dersek olayı bitiririz. Bitki çeşitliliği de buna bağlı olarak paralellik gösterir. Karadeniz'de orman orta kesimlerde karasal yerde ne Bir görecektir? Bozkır ve güney taraflarda Akdeniz Ege kıyılarında makinin etkisi görülecektir. Akdeniz'in bitki örtüsü maki, karasal yerlerde bozkırın kendisi ve Karadeniz'de orman bitki örtüsü ön planda olacaktır. Onun dışında Geldik Ergen'e. Burada yer şekilleri sade. Türkiye'de yükseltinin en az olduğu bölge Marmara bölgesidir. Hiç şunu duyduk mu? Duymuşsunuzdur. Gerçek alan iz düşümsel alan. Nedir gerçek alan? Bildiğimiz normal yükselti kabul edilen alandır. Fakat indirgenmek nedir? Deniz seviyesine indirmektir. Şu an hepiniz bir kağıda yükselti yazıyorsunuz. Üstüne çarpıya atıyorsunuz. Ve indirgenmişte yükseltinin etkisini ortadan kaldırıyorsunuz. Türkiye'de gerçek alan ve izdüşümsel alan arasındaki fark nerede az olacaktır? Yükseltinin az olduğu yerlerde Marmara'da. Nerede fazla olacaktır? Yükseltinin fazla olduğu yerlerde Doğu Anadolu'da. Ve ne diyoruz? Burası yükseltinin az yer şekillerinin sade olduğu yerdir ve burada pirinç tarımı yapılmaktadır. Pirinç tarımı Dinliyor musunuz kızlar? Ben hep şunu düşünürüm. Derim ki bence bir insan pirinç pilavını güzel yapıyorsa her türlü yemeği güzel yapar. Katılıyor musun Cem? Yani pilavı güzel yapan her şeyi güzel yapmaz mı? Ben yapamıyorum ama. Ya ben de yapamıyorum. Orası ayrı bir, orası ayrı bir olay. Pirinç üretimi devlet kontrolünde. Üretiminde şurası Edirne birinci sırada. Hocam niye koruyor devlet bunu? Neden üretimini sınırlamış? Pirinç genellikle bataklıkta yetişir. Akarsu boylarında yetişir. Ve bataklığın olduğu alanlarda sivri sinekler olur. Sıtma hastalığı olur. Bu da devletin pirinci tarım açısından ürünü kontrol altına aldığının göstergesidir. Pirinç üretimde birinci sırada Edirne. Burada hangi akarsuyumuz var? Meriç. Meriç'in olduğu yerde genellikle Edirne taraflarında pirinç önemli bir tarım ürünüdür. Ve Burada verti sol topraklar yaygındır. Hocam nedir verti sol toprak? Arkadaşlar eski göl tabanlarında oluşan toprağın adı vertisol topraktır. Özellikle Trakya'da ay çiçeği yetişmesinde önemli bir payı olan toprak türümüz hangisi? Vertisol. Vertisol bir burada görülüyor. Bir de muşta böyle biraz yaygınlık gösteriyor. Genellikle muş taraflarında bu taraflarda Edirne taraflarında ay çiçeğinin yanında çekilmiş o güzel fotoğrafları görmüşsünüzdür. Onlar genellikle vertisol taş doğuran toprağın olduğu yerde çekilmektedir. Nereye geldik? Yıldız Dağları'na. Marmara Bölgesi'nin önemli bir dağ sistemi var. Yıldız Dağları. Yıldız Dağları. Yıldız Dağları. Masif arazi. Masif arazi nedir? Yaşlı arazidir. Yaşlı arazilerde deprem riski düşüktür. Masif arazi yaşlı arazi deprem riski düşük. Şimdi şu şekilde düşün. Sen bir dedenin eline, bastonlu bir dedenin eline bir bak. O dans edebilir mi? Hareket edebilir mi o dede? Edemez. O zaman yaşlı masif arazilerde dans etme riski yani deprem riski düşüktür. Ama bana bak yerimde duramıyorum. Sen de şu an ekranda yerinde duramıyorsun. Biz genciz değil mi? Dinamiklik var bizde. Hareket var bizde. Dans etme riski yüksek. Yani deprem riski yüksekleriz masif arazilerde. Türkiye'de masif araziler soru değeri taşır. Ona da değineceğim. Yıldız Dağları masif arazidir. Zonguldak masif arazidir. Menteşe masif arazidir. Kırşehir masif arazidir. Bitlis masif arazidir. Mardin masif arazidir. Deprem riski düşüktür. Jeolojik dönemler büyük önem taşır. Bunlar birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, Dördüncü zaman diye bölümlere ayrılır. İlkel zaman var bizi ilgilendirmiyor. Arkadaşlar bizi sadece Türkiye coğrafyası ilgilendirir. Yani dünya coğrafyasından biz sorumlu değiliz. Örnek verecek olursak açıklayalım. Birinci zaman biliyorsunuz en eski zamanlardan bir tanesi masif araziler oluştu. Yıldız dağları birinci zamanda paleozoikte oluştu. İkinci zaman mezozoik, üçüncü zaman tersiyer, Dördüncü zaman kuaterner. üçle dört bir arada değerlendiriliyor bazı kaynaklarda. Senozoik adı altında. Ve şunu diyoruz. Birinci zamanda masif arazi. Masif arazi. Masif arazi. Ve ne oluşmuştur? Taş kömürü yatakları. Türkiye'de taş kömürü yatakları nerede? Zonguldak'ta mı? Aydın'da mı? Zonguldak. Zonguldak dersek olayı bitiririz. Ne zaman oluştu taş kömür yatakları? Birinci zamanda oluştu. Palezoik'te oluştu. İkinci zaman mezozoik. Bu dönemde Türkiye'yi ilgilendiren pek bir durum yok. Dinozorlar vardı. E, Türkiye'deki dinozor çeşitlerini bize sormayacağı için bir önemi yok. Ve geldik nereye? Üçüncü zaman ters yer. İşte bu çok önemli. Üçüncü zaman ters yer. Üç harfliler oluştu. Tövbe estağfurullah hocam. Nedir bu üç harfliler? Da Cem çok güzel Cem arkadaşlar aklınıza cilmin gelmesin ne gelecek aklınıza Cem da bak da dedim dağlar ne zaman oluştu üçüncü zamanda oluştu hangi da hariç yıldız dağları hariç hemen hemen diğer dağlar üçüncü zamanda oluştu hocam üç harfli olan sadece da değil sadece Cem değil ne var? Bor var. Bor. Bor. Türkiye'de üçüncü zamanda oluştu. Hocam Marmara'nın güneyini bana nokta 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 haline getirdiler. Dediler ki hangi madenin dağılışı gösterilmiştir? Bor madeni. Onun dışında tuz. Tuz. Özellikle tuz gölü çevresinde. Çankırı'da kaya tuzu. Önemli. Tuz da üç harfli olduğu için ne zaman oluşmuştur? Üçüncü zamanda ters yerde oluşmuştur. Bir diğeri petrol. Lingit. Bunlar altı harfli ama sen üç üç şekilde düşün. Pet düşün, lin düşün. Üçüncü zamanda oluşmuştur arkadaşlar. Türkiye'de petrolün çıkarıldığı ilk yer Batman, Ravanda. Linyi taşısından Kahramanmaraş büyük bir öneme sahip. Üçüncü zamanda bunlar oluştu. Gelelim dördüncü zamana. Hocam dördüncü zamanda neler oluştu? Dört harfliler. Nedir bu dört harfliler? Kıyı. Kıyı Kıyılar dördüncü zamanda oluşmuştur. Kıyılarla ilgili bir cümle görürsen hemen dördüncü zamanı yorumla. Örnek verecek olursak. Karadeniz'in göl halinden çıkıp deniz haline gelmesi. Egeit karasının çökmesi, Ege denizinin oluşması. Onun dışında yap elini böyle dört. Yaptık mı Cem? Koyduk mu boğazımıza? Koyduk. Dört boğaz dedik bak. Dört boğaz İstanbul ve Çanakkale boğazı ne zaman oluşmuştur? Dördüncü zamanda oluşmuştur. Büyük önem taşır. Dördüncü zamanın adı ne? Kuvaterner. Anlaştık mı acaba? Ve yorumluyoruz. Burada ne var? Yıldız dağlarında. Özellikle diğer dağlar gibi düşünme bunu. Bu narin bir dağ. Yükseltisi çok fazla değil. Yükselti fazla değilse buzul şekilleri görülmez yıldız dağlarında. Masif arazi olduğu için deprem riski düşüktür. Ve çevresine göre yüksekte olduğu için yağış miktarı fazladır. Hocam Türkiye'den nerede yağış miktarı fazla? Arkadaşlar, Türkiye'yi hemen dört şekilde gösterelim. Bir çarpıyı buraya attım yıldız dağları. Onun dışında attım menteşe. Onun dışında çarpıyı attım. Ne var burada? Doğu Karadeniz. Attım. Ne var? Hakkari var. Çevresine göre yüksekte buralar. O zaman yağış miktarı diğer yerlere göre daha fazla. Fakat tuz gölünü düşün. Çevresine göre alçakta. Yağış miktarı az olacaktır. Anlaştık mı? Iğdır'ı düşün. Özellikle Türkiye'de en kurak yerlerden biri Iğdır'dır. Iğdır çevresine göre alçaktadır. Mikro klima alanıdır. Bundan dolayı kuraklık, yağış azlığı Iğdır'da ön plandadır. Ve yıldız dağlarını bu şekilde yorumladık. Yağış ortalaması fazladır. Yükselti azdır. Deprem riski fazladır. Masif arazi alanıdır dedik. Jeolojik dönemleri yorumladık. Haritayı mahvettik. Şimdi küçük bir tekrar yapacağız. Kalıcı hale getireceğiz, pekiştireceğiz. Ben söyleyip tekrarlayacağım. Sen de ekranın başında tekrarlayacaksın. Ve odanı yıkacaksın. Bak o odanın duvarlarını biz beraber tekrar yaparken sen sallayacaksın, sallayacaksın. Şu üst katındaki komşuyu aşağı indireceksin. Bitireceksin olayı. Nereye geldik? Güneydoğu Anadolu. Burada sıcaklık ortalaması yaz mevsiminde fazla. Aynı zamanda burada maksimum nem yaz mevsiminde oldukça fazla. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kendisi yer şekilleri yüksek mi, düz mü? Düz. Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla mı, az mı? Tarımsal nüfus yoğunluğu düz arazide nasıldı değerli arkadaşlar? Azdı. Ve geliyoruz Hakkari bölümüne. Cilo dağları burada. Yükselti burada. Ulaşım gelişmedi. Ticaret sanayi gelişmedi. Geriye ne kaldı? Hayvancılık kaldı. Nerede? Hakkari'de. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisi? Kıvrım dağı. Cilo dağları, en yüksek kıvrımdağı Cilo. Ağrı volkanik bir dağ. Ve geldik nereye? Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de kimyasal çözülme şiddetli bağımından fazla. Burada çay tarımı büyük bir önem taşıyor. Burada kırsal yerleşme dokusu toplumu dağınık mı? yer şekilleri engebeli ise dağınık yerleşmenin kendisi ortaya çıkmıştır. Ve devam ediyoruz. Ne vardı burada? Erzurum Kars vardı. Erzurum Kars Ardahan EK neyin kodlamasıydı? Karsik Plato mu? La Platosu mu? Cevapla La Platosu'nun kendisi. Volkanizma var. Volkanizma varsa topraklar verimli olur. Çer Erzurum toprağı. Çernezyom neredeydi? Erzurum Kars'taydı. Topraktan verim elde edebilmek mümkün değildi. Mera hayvancılığı en fazla nerede? Erzurum Kars. Erzurum Kars. Çayırlar nerede? Erzurum Kars. Geliyoruz nereye? Orta Karadeniz'e. Bafra'nın kendisi. Çarşamba'nın kendisi. Burada mı? Delta'nın olduğu yerde kıta sahanlığı geniş mi? Dar mı? Geniş diyeceksin ve olayı bitireceksin. Geleceksin nereye? Akdeniz'in kendisine. Teke burada, taşeri burada. Tek taşın kendisi Karstik platoların toplaması. Ege bölgesini yorumla. Ne var burada? Kazma yutmuş bozayı meyledi. Dağlar kıyadık. İstisna hangisi? Menteşe. Burada deniz etkisi iç kesimlere doğru sokuldu. Burada jeotermal enerji var. Jeotermal enerji buharlaşma. Seraların ısıtılmasında kullanılıyor. Tekrarını yap. Unutma. Geldin nereye? Yıldız dağlarına. Yıldız dağları masif arazi. Masif arazi hangi dönemde oluşmuştu? 1 mi 2 mi 3 mi 4 mü? 1. Palezoikte masif araziler oluşmuştu. Deprem riski fazla mı? Az mı? Deprem riski az. Onun dışında geldik nereye? Ergene'ye. Ergene'de vertisol toprakların kendisi var. Taş doğuran toprakların kendisi var. Ayçiçeği tarımı önemli. Onun dışında pirinç tarımı burada önemli. Pirinçler de yetişiyor bataklıkta. Bataklıkta ne olur? Sinek olur. Ve devlet kontrolünde unutma. Başka neresi var yorumladık mı? Yorumladık Çukurova. Ne demiştik? Burada Seyhan Ceyhan... Türkiye'nin en büyük deltasını, Çukurova'sını oluşturdu. Akarsuyun taşıdığı toprağın adı Alivyon. Rüzgar taşırsa lös, buzul taşırsa moren olacaktır. Ve ne dedik? Burada tarım ön plandadır, sanayi ön plandadır. İç kuvvetleri hatırla. Yeryüzünde nasıl bir etkiye sahipti? Yapıcı bir etkiye sahipti. Deprem, epirojenez, volkanizma ve orojenez. Çukurova alçalıyordu. Alçalma, yükselme varsa epirojenezin en güzel örneklerini görecektik diyoruz ve bu olayı bitiriyoruz.